Poppy Playtime geliştiricileri Poppy Playtime Chapter 2 mobil versiyonu için çok çalışıyor. Bunu anlamak için Poppy Playtime Discord sunucusunda geliştiricilerin mesajlarını okumak yeterli. Çünkü o kadar fazla Chapter 2 mobil versiyonunu bekleyen var ki soruların neredeyse çoğunluğu hep bu konuyla ilgili. Poppy Playtime Chapter 2 mobil ne zaman çıkacak sorusu eminim sadece geliştiricilere gitmiyordur. Doğal olarak Poppy Playtime içerik üreticilerine de çok fazla sorulan bu soru tahmin edeceğiniz üzere bana da soruluyor. Tabi bu soruyu içerik üreticileri olarak bizlerin bilmesi çok zor. Sadece geliştiriciler buna bir cevap verebilir. Evet, beklediğimiz üzere geliştiricilerden Chapter 2 mobil versiyonu ile ilgili mutlu eden bir haber geldi. Poppy Playtime geliştiricilerinden Malakai Breckenridge, Poppy Playtime Chapter 2 mobil ne zaman çıkacak sorusuna cevap verdi. Aynı zamanda yine Poppy Playtime Discord sunucusunda yeni DLC duyurusu yapıldı. Poppy Playtime Dark Deception, Monsters and Mortals, sizler de Steam üzerinde istek listesine ekleyebilirsiniz. Steam'de bununla ilgili açıklama şu şekilde yapıldı. Poppy Playtime DLC'si şunları içermektedir. Agi Wagi Boss ve Oyuncak Fabrikası haritası. Kisimisi ise oynanabilir oyun karakteri. Oyun 3 GB'lık bir kullanım alanına ihtiyaç duyuyor. Nasıl bir şey bizleri bekliyor, hep birlikte heyecanla bekliyoruz. Teorisiz bir Poppy Playtime videosu bizim açımızdan düşünülemez. Bu sebeple Poppy Playtime Chapter 2 mobil ile ilgili cevabı öğrenirken sizlerden gelen ilginç teorilere yine bu videoda yer vereceğim. Daha fazla Poppy Playtime videosu için kanala ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. 4000 like'da yeni video sizlerle olacak. Poppy Playtime Discord sunucusunda oyunumuzla ilgili sıkça sorulan sorular bölümü var. Burada zaten Poppy Playtime Chapter 2 mobil ne zaman çıkacak sorusu cevaplanmıştı. Buradaki cevap daha ikinci bölüm çıktığı zamanlarda değişmişti. Ama oyun geliştiricilerinden Malakai Breckenridge fanlardan gelen güncel soruya anlık cevap verdi. Ve herkesi heyecanlandırdı. Sıkça sorulan sorularda aynı zamanda Poppy Playtime Chapter 3 ne zaman çıkacak sorusunun cevabı da var. Öncelikle sıkça sorulan güncel soruları sizlerle birlikte görelim. Poppy Playtime Chapter 3 ne zaman çıkacak? Geliştiricilerin bu soruya cevabı, Chapter 3 çıkış tarihi henüz bilinmiyor. Poppy Playtime Chapter 1 neden ücretsiz oldu? Daha önce oyunu ücretli satın aldım. Bunun karşılığında bir şey alacak mıyım? Oyunu ücretli alanların sorduğu, hatta çok fazla sorduğu sorulardan birisi de buydu. Geliştiricilerin bu soruya verdiği cevap ise şu şekilde. Poppy Playtime Chapter 1, Chapter 2'ye kıyasla daha kısaydı. Bu sebeple Poppy Playtime Chapter 1'i ücretsiz yaptık. Geliştiriciler, gelecekte Poppy Playtime ile ilgili bir indirim veya herhangi bir başka ödeme şekli olduğunda size bir şeyleri geri vereceklerinden emin olacaktır. Bu cevaba göre ücretli satın alanlar ile ilgili bir düşünce yok gibi görünüyor. Ama ileride neler olacağı konusunda bu konu sanki düşünülebilir şeklinde bir durum anlıyorum. Tabi buradan net cevap alırsak şu an böyle bir şeyin olmadığı anlaşılıyor. Evet, gelelim şimdi merakla beklenen Poppy Playtime Chapter 2 mobil versiyon ne zaman gelecek sorusuna. Önce Poppy Playtime Discord sunucusunda verilen cevaba bakalım. Daha sonra geliştiricilerden Malakai Breckenridge tarafından anlık verilen cevabı görelim. Discord'da sorulan soru ve cevabı şu şekilde. İkinci bölüm mobil cihazlarda ne zaman yayınlanacak? Cevap ise ekranlarda gördüğünüz gibi bölüm 2 şu anda mobile taşınıyor. Henüz net bir tarih belirlenmedi. Tabi bu cevap oyunun ikinci bölümü çıktığı zamanlarda verilen cevap. Geliştiricilerden Malakai Breckenridge bir arkadaşımızın sorduğu soruya anlık olarak cevap verdi. Aslında kimse böyle bir cevap beklemiyordu. Arkadaşımızın sorduğu bölüm 2 mobil ne zaman çıkıyor sorusuna Malakai Breckenridge net tarih vermese de çok yakında diyerek herkesi heyecanlandırdı. Evet, net bir tarihimiz yok ama bu konuda geliştiricilerden ilk defa böyle bir açıklama gelmesi ve yeni bir DLC'nin açıklanması ile birlikte bu tarihin artık çok yakın olduğunu bizler de hissedebiliyoruz. Poppy Playtime Chapter 1 çok kısa sürede mobilde yayınlanmıştı. Fakat Poppy Playtime Chapter 2'nin mobilde yayınlanması gerçekten çok zor bir iş. Hem oyun çok uzun hem de çok ayrıntı isteyen bölümlerin olması bu sürenin bu kadar uzamasına sebep oldu diye düşünüyorum. Tabi geliştiriciler şu an sadece Chapter 2 veya yeni DLC düşünürken herkesin heyecanla beklediği Poppy Playtime Chapter 3'ü de düşünüyorlardır. Çünkü hikaye gerçekten çok ama çok heyecanlı bir yerde kaldı. Poppy Playtime geliştiricilerini bana göre çok yorucu bir zaman dilimi bekliyor gibi görünüyor. Zaten yeni işe alımlar için duyuru da yapmışlardı. Yeni oyun çıkarmaya düşündüklerini de söylemişlerdi. Mob Games gümbür gümbür geliyor gibi hissediyorum. Tabi Poppy Playtime Chapter 3'ün hikayesi bu konuda oldukça büyük rol oynayacak. Çünkü bölüm 3 bu oyunu asıl patlamaya yaşatacak bölüm olabilir. Playcare'da öğreneceğimiz çok şey olduğunu düşünüyorum. Playcare demişken ilginç ve kafamı karıştıran bir durumu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Mami Longlegs'in ölümünden hemen sonra GameStation kabininde Poppy'yi ağlardan kurtarmıştık. Orada aramızda kısa bir konuşma geçti. O konuşmayı çok kısa bir şekilde dinleyelim. Good. I'll board the train.
Evet, burada Poppy bize Mami'yi öldürdün mü? Güzel, trene bineceğim, ayrılmamız gerek şeklinde konuşma yaptı. Biz kaza yaptığımızda Poppy'nin de trende olmuş olması gerekiyor. Sonuçta kendisinin de söylediği gibi trene bineceğim sözü vardı. Doğal olarak onun da trende olması gerek ama bizle konuşurken sanki trende değil gibiydi. Yönümüzü Playcare'a doğru çevirdi. You are perfect. Too perfect to lose. I'm sorry. I can't let you leave. Hadi diyelim kendisi trendeydi. O zaman o sesinin gittiği yerde biriyle karşılaştı. Karşılaştığı kişi deney 1006 olabilir diyoruz. Bu kan dondurucu bir gerçek olur ki deney 1006'da trendeydi o zaman. Ben deney 1006'yı devasa büyüklükte bir şey olarak beklediğim için trende olacağını çok sanmıyorum. Yani Poppy'nin burada bize bir ters köşe atmış olma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Trene bineceğim diyor ama trene binmiyor. Muhtemelen bize farklı bir yerden konuşuyor. Bu konudaki tüm fikirlerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Sizlerden gelen bir teoriye bakarken de tam bu konuyla ilgili bir teori vardı. Arzu isimli arkadaşımız şu mesajını iletmiş bizlere. Poppy son sahnede trene bineceğim dedi. Peki trene binen birisi yolu nasıl değiştirir? Arzu'ya fikirlerini paylaştığı için teşekkür ediyorum. Açıkçası bu konuda bir fikrim yok. Makinist olmadığım için tren içinde yol değiştirme durumu yapılır mı, mantığa sığar mı çok emin değilim. Olma ihtimali olabilir diye düşünüyorum. Ama öyle bir ihtimal yoksa eğer az önce söylediğim gibi Poppy'nin gizli bir ters köşesine maruz kaldık demektir. Sırada Assist Football isimli arkadaşımızın teorisi var. Arkadaşımızın teorisi Chapter 2'de yere düşen dolabı kimin devirdiği ile alakalı yapmış olduğum videomuza gelen bir teori. O videoda şunu söylemiştim. Ağlardan kurtulmayı başaramayan bir Poppy, uzun yıllardır bir dolabın içinde hapsolan Poppy bu dolabı nasıl devirdi? Bu konudaki teorilerimizi yaptığımız video kanalımızda yayında. İzlemediyseniz o videoyu da izleyebilirsiniz. Arkadaşımızın teorisi ise şu. Poppy Playtime Chapter 1'de Poppy'yi kurtarırken dolabı açtığımızda elektrikler gitti. Bunu deney 1006 yapmış olabilir mi? Fikirlerini bizimle paylaştığı için arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Deney 1006 yapmış olabilir mi, bu konuda bir şey söyleyemem. Peki elektriklerin gitmesinin sebebi ya o değilse? Bu da Poppy'nin özel güçleri olduğunu gösterebilir. Bu sadece bir teoridir. Arkadaşımızın teorisine karşı söylediğim bir fikir. Sizlerin de fikirlerini oldukça merak ediyorum. Yeni videolar için teorilerinizi yazmayı lütfen unutmayın. Ayrıca şu an ekranda katıl butonu ile kanalımıza destek olan arkadaşlarımızı görüyorsunuz. Destekleriniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Daha fazla Poppy Playtime videosu için kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. 4000 like'da yeni video sizlerle olacak. İzlediğiniz için teşekkürler.